Pandemiden ötürü sarsılan küresel sistemde ciddi bir enflasyonla, yani enerji enflasyonuyla karşı karşıya kaldı Avrupa. Sonra dalga dalga diğer coğrafyalara kadar sıçradı. Petrol fiyatları, enerji fiyatları aldı başını gitti. Türkiye'deki fiyatları görüyorsunuz. Hemen hemen zam yapılıyor. Bugün yeni bir zam daha geldi. Şimdi bazı uyarılar var. Şu enerjideki anormal artışlar yarın gıdaya da sirayet edecek. Yani biz aç kalmamak için yediğimiz, beslendiğimiz gıdayı alırken de çok korkunç fiyatlarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bu tahıl meselesi önemli. Fakat şimdi göstereceğim anekdotta ki mesele tamamen enerji arzındaki enflasyonla ilintilendirilmiş. Bakınız. Şimdi Ukrayna Savaşı sonrası tabii dünyadaki bir gıda fiyat artışları görüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü baş ekonomisti, önemli bir isim, bazı uyarılarda bulunmuş. Dünya Gazetesi'yle konuştu. Torero diyor ki yüksek gıda fiyatlarının tüketici üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulamış. Bunun en önemli nedeninin enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi olarak göstermiş ve enerji fiyatları daha yukarıya çekmeye devam ederse gıda fiyatları da artacak ve bunun doğurabileceği çok ciddi sonuçlar var diyor. Ne demek istiyor? Dünya Gazetesi'nde önemli bir çalışma, önemli bir mülakat bu, röportaj. İnsanlar alamamaya başlarlar. Fiyatlar yükselir. Gıda alamamaya başlar. Gıda alamamaya başladığında karnını doyuramayacak anlamına gelir. Karnını doyuramadığı zaman ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınır. Enerji çünkü aldı başını gidiyor. Petrol, şu Putin'in söz konusu ruble dayatmaları, Avrupa'nın ambargo uygulamaya çalışması, şu bu Brent petroldeki parametrelerin değişmesi, Aramco gibi önemli petrol tedarikçilerinin arzı arttırmaması, arada kalmış bir sıkışmışlık var. Bunlar sürekli parametreleri etkiliyor, oynaklaşıyor ve sürekli fiyatlar yükseliyor. Bu gıdaya da yansıyor. İşte gıdaya yansırsa durum çok daha vahim bir hal alabilir. Zaten mesela Türkiye'de geçim çok zor. Enflasyon var, pahalılık var. Zaten şu anda bile zor insanlar geçiniyor bu ülkede, Türkiye'de. Şimdi bir de işi söz konusu verilen, yapılan açıklamalar, uyarılar gerçeğe dönüşürse vay halimize. O yüzden şu enerji fiyatlarının dengelenmesinin tek yolu şu savaşın bitmesi. İkincisi elbette ki bir kıtlığa dönüşmemesi için dediğim gibi hep söylüyorum o tahılları bir an önce pazarlara ulaşması. Türkiye'de zaten bunun çabası içerisinde. Çünkü son derece hayati bunun fiyatlara yansıyışı hepimizin canını çok sıkar. Peki.